Merhabalar arkadaşlar. Adım 13. Basit makinelerine devam ediyoruz. Hadi bakalım giriş yapalım. 11. sınıf. Fizik 1. Şimdi arkadaşlar, basit makine nedir? Şimdi önce oradan başlayalım. Basit makine, adı üstünde arkadaşlar, basit makineler. Yani bunlar arkadaşlar insanların hayatını kolaylaştırmak için yani günlük hayatta kullandığımız araç ve gereçlerdir. Anlaştık mı? Yani hayatı kolaylaştırmak için. İşte bakın, el arabası, işte bir kürek, bir bıçak, işte efendim bir makas, bir cımbız. Bunlar tornavida, kasnatlar, işte palanga sistemleri. Bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Yani tekrar bir daha söylüyorum. Buradaki amaç neymiş? Arkadaşlar günlük hayatta iş kolaylığı sağlamaktır. Bak şurada söylemiş zaten. Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan basit tüzeneklerdir. Basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek iş kolaylığı ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Anlaştık mı burada? Tamam, güzel. Şimdi devam edelim. Basit makinenin özellikleri var arkadaşlar. Şimdi basit makine ile kuvvetten, hızdan ve yoldan kazanç sağlanabilir. Bak bu önemli. Bak tekrar edelim. Basit makine ile kuvvetten, bakın hızdan, yoldan kazanç sağlanabilir. Fakat aynı anda hepsinden kazanç sağlanamaz. Ne demek istiyor arkadaşlar? Yani kuvvetten kazanıyorsan yoldan kaybedersin. Fakat aynı anda hepsinden kazanç sağlanamaz. Tamam mı? Birinden kazanç varsa diğerinden aynı oranda kayıp vardır. Bak bu önemli arkadaşlar. Hep bana olmuyor yani. Bir yandan kazanıyorsunuz, bir yandan kaybediyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi yük kuvvetiyle denge değse demiş, kuvvet kazancı yük bölü kuvvettir. Arkadaşlar yükü genelde P ile, kuvveti de F ile gösteririz. Yük bölü kuvvet. Şimdi burada bir duralım. Şu ikide bir duralım. Bunu arkadaşlar şöyle, ben şöyle izah edeceğim. O bir kas görüyoruz değil mi? Onu gördük. Arkadaşlar bakın, kuvvet kazancı olabilmesi için bakın. Şöyle makara, pardon, bunlara ne diyorduk? Kaldıraç sisteminde. Mesela sen şuradan bir kuvvet uyguluyorsun. Tamam, aşağı doğru F kadar kuvvet. Şunun ağırlığı ne kadar arkadaşlar? Mesela P kadar bir ağırlık var. Sen bunu tahtlara böyle düşün. Bunu böyle dengede tutmuşsun. Sana mesela F'in değeri nedir diye ben sordum. F'in değeri nedir diye sordum. Ne yapacaksın sen? Desteğe göre tork alacaksın. Moment. F çarpı ne diyorsun? F çarpı 3. P çarpı kaç arkadaşlar? P çarpı 1. Ne oldu buradan arkadaşlar? F'in değeri ne çıktı? P bölü 3 çıktı. Burada problem var mı arkadaşlar? P bölü 3. Arkadaşlar bakın. Sen P kadar bir ağırlığı dengede tutabilmek için ne kadar bir kuvvet uyguladın? P bölü 3'lük bir kuvvet uyguladın. Şimdi söyle bakalım burada. Kuvvetten kazanç mı var, kayıp mı var? Ha? Ne diyorsunuz? Kazanç var değil mi arkadaşlar? Bakın sen P kadarlık bir ağırlığı P bölü 3 kadarlık bir kuvvet uyguladın. Ha. Bu tip sorularda bak, eğer kuvvet kazancı olabilmesi için arkadaşlar uygulamış olduğunuz kuvvet yükten küçük ise, ağırlıktan küçük ise kuvvetten kazanç vardır. Tekrar ediyorum bakın, bunu hep bir formülü budur, tamam mı? Yük bölü kuvvet, ama öğrencinin aklına kalmayabilir. Ama bence şu daha önemli. Yani kuvvetten kazanabilmek istiyorsan, sen kuvvet kazancın olabilmesi için sen 60 Newton'luk ağırlığı efendim 20 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak dengede tutabiliyorsan bence burada çok kazançlısın. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvet kazancı diyoruz. Şimdi sayfamıza tekrar geçelim şöyle. Arkadaşlar, sen kuvvet kazancının olabilmesi için neymiş? Uygulamış olduğun kuvvet, şunu bir silelim. Kuvvet kazancının olabilmesi. Arkadaşlar uygulamış olduğumuz kuvvet mutlaka P'den ne olması lazım arkadaşlar? Küçük olması gerekiyor. Anlaştık. Tamam, iki de hallettik. Bu önemli. Biraz sonra sorularda kullanacağım bunu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım şu verim konusuyla bakalım. Şimdi demiş ki hiçbir basit makinede işten kazanç sağlanamaz. Arkadaşlar evet. Bu şu demek. Yani işten kazanç sağlanamaz derken şunu demek istiyor sana. Kuvvetin yaptığı işle yüklerin yaptığı iş aynıdır diyor. Ha, demek ki işten öyle 3 kuruşa 5 köfte ne arkadaşlar? Demek ki yokmuş. Ha, ben 3 kuruş vereyim, 5 kuruş kazanayım, öyle bir şey yok. Hiçbir basit makinede bakın işten kazanç sağlanamaz. Hatta sürtünmesiz basit makine olmadığından iş kaybı vardır. Evet, her zaman kayıp vardır sürtünmeli olduğu için. Sürtünmeler ihmal edilirse ideal bir basit makine deniliyor. Verimi %100'dür. Anlaştık mı arkadaşlar? Galiba anlaştık. Heh. Arkadaşlar bir basit makinede verim
Alınan iş bölü verilen iştir. Ya da kuvvetin yaptığı iş ya da yükün yaptığı iş bölü, yükün yaptığı iş bölü arkadaşlar verilen iş, kuvvetin yaptığı iş olarak da adlandırılır. Yani sen ne yapacaksın? P çarpı H, F çarpı X. Hani işi 9. sınıfta görmüştük. Kuvvet çarpı yoldu. Buradan geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar tekrar edelim. Verim dediğimiz sistemden aldığınız enerji, yükün kazandığı enerji, kuvvetin yaptığı iş. Tamam mı? Bu asıl ana formül budur. Ya da yükün yaptığı iş bölü kuvvetin yaptığı iş. Anlaştık mı? Anlaştık sizden. Haydi bakalım şu 4'e geçelim. 4 ne diyor? Arkadaşlar basit makinede ya moment prensibine göre çalışır ya da iş prensibine göre çalışır. Moment prensibi dediğimiz olay tork. Tamam mı? Tork. Ne diyor tork? Kuvvet çarpı kuvvet kolu arkadaşlar yük çarpı bakın yük çarpı yük koluna nedir arkadaşlar? Eşittir. Tekrar ediyorum bakın moment prensibi kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük koluna nedir arkadaşlar? Eşittir. Bakın iş prensibini bulurken bu da ne arkadaşlar? Kuvvetin yaptığı iş bölü yükün yaptığı iş. Kuvvet çarpı kuvvet kolu F çarpı X arkadaşlar iş prensibi kuvvet çarpı kuvvet kolu değildi. Şurada bir hata olmuş. Üsttekinin aynısı olmuş. İş prensibi şu arkadaşlar. Kuvvetin yaptığı iş bölü yükün yaptığı iştir bakın. Yükün yaptığı iştir. Kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol olacak o. Kuvvetin aldığı yol. Yani iş prensibini bulurken ne yapıyorduk? F çarpı X. F çarpı X arkadaşlar. P çarpı ne olacak? H olacak. Kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol. Yük çarpı yükün aldığı yol. Arkadaşlar yük değil de. Şurayı bir silelim mi? Haydi bakalım. Arkadaşlar bunu şöyle üsttekiyle. Kuvvetin aldığı yol. Tamam mı? Aldığı yol. Yükün aldığı yol. Çünkü yoksa üsttekinin aynısı olurdu. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bunu daha önce şu kaldıraçları biz basit makinelerde göstermiştik zaten size. Pardon. Destek ortadaysa arkadaşlar sen kuvveti bulmak istiyorsan ne yapıyorsun? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bu moment prensibine göre çalışır. Arkadaşlar bak tekrar bir daha söyleyeyim. Eğer burada x y'den büyükse kuvvet kazancı sağlanır. Çünkü f o zaman p'den küçük olur. F p'den küçük olursa da kuvvetten kazancı sağlanır. Tam tersi x küçük y büyükse bu defa kuvvetten ne vardır arkadaşlar? Kayıp vardır. Anlaştık mı? Yani siz bu kazancı kaybı neye göre karar veriyorsunuz arkadaşlar? Kuvvet p'den büyük mü küçük mü? Anlaştık mı? Haydi bakalım. Burada da bak gene ne yapacağım? Yukarı doğru F var. Şuraya göre tork alıyorum arkadaşlar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Tamam mı? Yazsana sen. Ha yaz. Şurada bahsetmiş. X, Y'den büyük olduğundan, bakın X, Y'den büyük olduğundan kuvvetten kazanç sağlanır. Evet doğru. Burada ise bakın alta bakalım. Bunu arkadaşlar daha önce torkta anlattığım için hızlı bir şekilde geçiyorum. Bak F'de sen şöyle yukarı doğru çekmeye çalışıyorsun ya. Dönme noktası burası. F çarpı burası, P çarpı burası. Söyle bakalım burada F P'den büyük mü olur, küçük mü olur? P'den büyük olur değil mi? Bu F çarpı 1 dersen P çarpı 2 falan diyeceksin. Y X'den büyük olduğu için yani F büyüktür P olduğu için arkadaşlar burada kuvvetten kazanç yoktur, kayıp vardır. Neden? Sen daha fazla bir ağırlık uyguluyorsun. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Anlaştı öğrenciler. Ya sizler bir harikasınız gençler. Şimdi ne demiş? F kuvvetleriyle x ve y ağırlıkları şekildeki gibi ve şekil gidek gibi yatay olarak dengelenmiştir diyor. Cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Ağırlığı önemsiz. Tamam. Arkadaşlar bak soruları çözerken nelere dikkat ediyorum? Dikkat edin buna. Tamam. Tarzı öğrenin arkadaşlar. Bak, bu gx. Şuraya göre tork al. Bak F çarpı ne diyorsunuz arkadaşlar? Tork alıyorsun. F çarpı 1 eşittir. Gx çarpı kaç? 2 birim. Gx ne çıktı gx? F bölü 2 çıktı. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi bakalım şuraya göre tork al bakalım. Şunu da maviyle yapalım. Kafanız karışmasın. G'ye çarpı arkadaşlar uzaklık kaç birim? 1 birim. F çarpı uzaklık kaç birim arkadaşlar? 3 birim. G'ye de ne çıktı burada? 3F çıktı. O da oranlarsanız herhalde altılı bir şey çıkar. Hadi diğer sayfamıza geçelim hadi bakalım. Evet sevgili gençler. Yine bir örnek ikimiz var. Arkadaşlar bakın. Ağırlığı ihmal edilen demiş. Düzgün çubuk. Kaldıraç sistemi kurulmuş. P ağırlıklı cisim. Şöyle dengede kalıyoruz. Ama arkadaşlar şunu şöyle yapsa daha iyi mantıklı olur. Şöyle olsa. Şuradan şöyle yapsak daha mantıklı.
Şimdi ne demiş? Arkadaşlar L1 L2'den büyükse demiş. Mesela burası arkadaşlar 2D ise, burası D ise F çarpı 2D, bak şu F çarpı şuraya yazalım, 2D P çarpı D'den, P çarpı D'den F ne çıktı arkadaşlar buradan? P bölü 2 çıktı değil mi? Ha. Kuvvet P'den az. Çünkü sen P ağırlığını ne kadar kuvvet uyguluyorsun? P bölü 2. O zaman burada kuvvetten kazanç vardır. Bu doğru. L1, L2 ise demiş iş kazanç. Arkadaşlar hiçbir zaman basit makinelerde işten kazanç sağlanmaz. Her zaman kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz. Yani L1, L2 eşitse demiş yoldan kayıp vardır demiş. Hayır. Arkadaşlar L1, L2 eşitse bu ne kadar alçalıyorsa bu da o kadar ne yapar? Yükselir. Böyle de bir şey olmaz diyoruz. Anlaştık mı? Evet. Şimdi denge konusunda yine kaldıraç gibi düşündüğümüz ne var arkadaşlar burada? Eşit kollu terazi var. 9'da gene eşit kollu teraziyi göstermiştik size, anlatmıştık. Ama orada binicisizdi arkadaşlar. Tamam, binici falan yoktu. Bu artık ikinci kısım olduğu için, ayrıntılı bir kısım olduğu için, alanlara ayrıldığınız için burada arkadaşlar binicili soruları da size vereceğiz. Şimdi arkadaşlar eğer binici yoksa mesela bir terazide sol tarafta kim var burada? X var. Sağ tarafta Y var. Aynı torkta aldığımız gibi burada MX ne olması lazım? MY eşit olması lazım. Eşit kollu terazi bu arada ne yapıyordu arkadaşlar? Cisimlerin nesini ölçüyordu? Kütlesini ölçüyordu, değil mi? Ha, şimdi burada şunu biraz kenara çekelim. Arkadaşlar binici var ise, bakın binici var ise. Şimdi mesela arkadaşlar burada x var değil mi? Mx dedik. Sağ tarafta ne var arkadaşlar? My var. My var. Binici kaçıncı bölmede arkadaşlar? Mesela dördüncü bölmede, tamam mı? Dördüncü bölmede. Artı ne diyorsunuz arkadaşlar? 4 çarpı duyarlılık diyorsunuz, tamam mı? Duyarlılık. D. D neymiş arkadaşlar? D. Duyarlılık. Duyarlılık. Bir de yazabilirsem. Arkadaşlar, duyarlılık demek şu demek. Binicinin bir bölme hareketine karşılık gelen değerdir. Bak soruda sana ya duyarlılık verir ya da binicinin bir bölme hareketine karşılık gelen değer diye verir. Ya da hassasiyet falan da denilebilir. Terazinin hassasiyeti falan vesaire. Bu şekilde adlandırılabilir. Unutma, bir terazide ölçebileceğin kütle değeri en az duyarlılık kadardır. Mesela soruda sana duyarlılık arkadaşlar 0,2 gram diyorsa senin bu terazide ölçebileceğin kütle değeri en az 0,2 gramdır. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar duyarlılık bu şekilde. Şimdi soruda eğer duyarlılığı verirse, mesela soruda iki kısımda oluyor. Diyor ki duyarlılık 1 gram, duyarlılık 0,2 gram. İşte bilmem ne. O zaman şunu yapacaksın. Şuraya yazayım. Mx eşittir diyorsun. Bak mx eşittir. Sağ tarafta ne var? Şu my artı binici kaçıncı bölmede? Dördüncü bölmede mi? Sana duyarlılığı 0,1 gram mı verdi? Çarpı diyorsun 0,1 gram. Anlaştık mı? Ha, gene bak devam ediyorum. Çoğaltayım örneklerim. Sana arkadaşlar mx eşittir diyorsun. Ne? Sen kırmızıya geçsene. Ha, mx eşittir diyorsun. My binicinin bir bölme hareketi 2 gram mı dedi? Bak binicinin bir bölme hareketi 2 gram. O zaman şöyle diyorsun. Bak 4 çarpı binicinin bir bölme hareketi demek duyarlılık demektir. Onu da 2 ile çarpıyorsun. 4 ile 2 ile çarp 8. O zaman mx ne oldu arkadaşlar? Mx my'den kaç gram fazla oldu? 8 gram fazla oldu. Anlaştık mı? He, demek ki arkadaşlar duyarlılık binicinin bir bölme hareketi verirse sorular kolay. Ama burada tek arkadaşlar kafamızı karıştıran bakın olay şu. Sen üste çık bakalım biraz. Soruda arkadaşlar soruda özür dilerim. Bazen bakın bazen şunu renk değiştirelim. Bazen binicinin kütlesi verilir bakın. Binicinin bir bölmeli hareketi değil de binicinin kütlesi verilir. Binicinin kütlesi verilir. O zaman arkadaşlar duyarlılığı bulacaksınız. Yani ne yapacaksın o zaman? Şöyle yapacaksın. Mx diyorsun bak mx eşittir diyorsun. My artı binici kaçıncı bölmede mesela? K demiş de ben bunu 4 diyorum mesela. Dördüncü bölmede. Arkadaşlar duyarlılığı bulacaksın. Pekala duyarlılığı nasıl bulacaksın? Sana verilen o binicinin kütlesini, bakın binicinin kütlesini neye bölüyorsun? Bölme sayısına bölüyorsun bakın. Bölme sayısına bölerek binicinin bir bölme hareketini yani duyarlılığını bulmuş oluyorsun. Anlaştık mı sevgili gençler? Bak şurada da bahsetmiş.
MB binicinin kütlesi demiş. K binicinin bulunduğu bölme sayısı demiş. MX eşittir demiş. K çarpı MB bölü N. Arkadaşlar N dediğimiz şey şuradaki, buraya bazen 10 verir. Bazen 20 verir. Bazen 5 verir. Bak ona bölüyorsun. Anlaştık mı? Bak örnek 3 arkadaşlar. Şimdi demiş ki kolları, bak kolları 15 eşit bölmeye ayrılmış diyor bakın. Dikkat et buraya. Terazide x cismi 15 gramlık cisimle, evet, 5. bölmedeyken dengededir diyor bak. Soruda bak sana ne vermiş? Soruda ne vermiş? Duyamıyorum. Arkadaşlar soruda binicinin kütlesini vermiş. Bak binicinin bir bölme hareketini vermemiş. Terazinin hassasiyetini ya da terazinin duyarlılığını vermemiş. Binicinin kütlesini vermiş. Ben o zaman ne yapacağım? Bak ne yapacağım? MX eşittir diyorum bak. MX eşittir diyorum. Kaç gram var orada? 15 mi var? Artı. Bak artı. Binici kaçıncı bölmede arkadaşlar? 5'te. 5 çarpı diyorum. Ve şimdi dikkat et. Ne yapıyorum bak? Ne yapıyorum? Arkadaşlar binicinin kütlesini bölme sayısına bölüyorum. Kaç bölme var şurada sevgili gençler? 15 tane bölmemiz var. Anlaştık mı? Sadeleştirin 1. Sadeleştirin 5. Şu 5'ler de gider arkadaşlar şöyle. O zaman burada hiçbir şey kalmadı. Ne kaldı orada? 1 kaldı. O zaman MX ne eşit oldu arkadaşlar? 15 artı 1 oldu. O da ne oldu sevgili gençler? 16 gram oldu diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Haydi bakalım diğer sayfamıza geçelim. Örnek 4. Şimdi bakın şekildeki eşit kolu terazide binicinin bir bölme, ya bak şimdi buraya dikkat et. Bak soruyu okurken neye dikkat ettiğimi çok iyi öğren. Binicinin bir bölme yer değiştirmesi sağ kefeye 1 gramlık etki yapmaktadır demiş. He, arkadaşlar sana duyarlılığı vermiş. Binicinin bir bölme yer değiştirmesine karşılık gelen değeri vermiş. He, o zaman ne yapacaksın? Söyle bakalım ne yapacaksın? K cisminin kütlesi 6 gram. Tamam. L cisminin kütlesi 3 gram olduğuna göre terazinin yatay olarak dengede olabilmesi kaçıncı bölmeye gelmesi lazım? Arkadaşlar ben bu soruyu çözerken ne diyorum bakın. MK, bak K'nın kütlesi eşittir diyorum. Sağ tarafta ne var? ML. Artı binici kaçıncı bölmede bilmiyorum. Onu soruyor bak. N çarpı diyorsunuz. Binicinin bir bölme hareketini kaç gram vermiş? 1 gram vermiş. Bak dikkat ederseniz bölme sayısına falan bölmüyorum. Ne zaman bölme sayısına bölüyordum? Ne zaman bölme sayısına bölüyordum? Eğer binicinin kütlesini verirse. Anlaştık. Tamam. Haydi bakalım devam edelim. K'nın kütlesi kaç gram? 6. L'nin kütlesi kaç gram? 3. Binici kaçıncı bölmede bilmiyorum. Çarpı ne diyorum? 1. Arkadaşlar sen oraya gel diyorum. 3 olur. N çarpı 1'den. O da ne olur arkadaşlar? Şu N olacak. N eşittir 3 olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Problem var mı? Arkadaşlar hareketli makaralar var. Hareketli makaraları bir dahaki derste size devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.